Son dönemde vatandaşlarımızda kamu hastanelerinden ağız diş sağlığı ile ilgili randevu alamadıkları yönünde yakınmalar duyuyoruz. Kamu hastanelerinde artan bu yoğunluk nedeniyle MARS'den randevu alamadıklarını söylüyorlar. Hatta bizzat hastanelere ve ağız diş sağlığı merkezlerine giderek randevu almaya çalışıyorlar. Diş hekimleri de tabii hem MARS'den yazılan randevular hem de ayaktan gelen hastalara yetişmekte zorlanıyor. Biliyorsunuz 2020 yılının Mart ayından yani Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten itibaren filyasyon uygulaması diş hekimleri üzerinden yürütülüyor. Birçok meslektaşımız, daha doğrusu diş hekimlerinin çok büyük bir kısmı filyasyon uygulamasında görevlendirildi o tarihten beri. Şu anda hala bütün hekimler asıl görev yerlerine dönmüş değil ama hastanelerde ağız diş sağlığı hizmetleri verilmeye çalışılıyor. Ancak pandemi koşullarına uygun düzenlemeler hala tamamlanmış değil hastanelerde ve merkezlerde. Buralarda kalan meslektaşlarımız da daha az sayıda hekimle yine aynı sağlık hizmetini vermeye çalışıyorlar. Randevu almadan gelen hastalar randevulu hastalardan daha çok ve düzensiz. Bu artan hasta sayısı, bu yığılma da tabii ki sağlık hizmetinin aksamasına sebep oluyor. Yine vatandaşların MARS'den randevu alamamalarının en önemli nedenlerinden biri de elbette bu hep bahsettiğimiz kışkırtılmış sağlık talebi ile emeğimizin değersizleştirilmesi, çalışma koşullarının olumsuzluğu, performans baskısı ve tabii ki bir türlü bitmeyen sağlıkta şiddet nedeniyle sayısı 10 binleri bulmuş hekim istifaları, kamudan ayrılan hekimlerin yerine de bu dönemde yeterli atama yapılmadığı için sağlık hizmetinin verilmesinde böyle aksamalar yaşanıyor. Tabii kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar özel kliniklere de yöneliyor ama özel kliniklerin de çok büyük sıkıntıları var bu dönemde. Çünkü şu anda ilaç ve sarf malzeme temininde ciddi zorluklar yaşıyoruz. Bu kurdaki oynama, yükselme, Türk lirasının bu aşırı değer kaybı ve ülkemizde maalesef bizim kullandığımız malzemelerin, ürünlerin üretilmiyor olması, çok büyük bir kısmının ithal olması bizi bu anlamda çok zor durumda bırakıyor. Çünkü rutin kullandığımız ilaçlara, malzemelere %100 oranında zam geldi neredeyse. Hatta son haftalarda sürekli kullandığımız, yani hastalarımızın tedavilerini yaparken ağrı duymalarını engellemek için kullandığımız anestezik solüsyonları dahi şu anda bulamıyoruz. Ve çok ciddi zamlarla temin edebiliyoruz ya da hiç temin edemiyoruz. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. En temel ihtiyaçlarımızı, en temel malzemelerimizi bile bulamıyoruz. Özetle şu an aslında halkın sağlık hakkına erişimin önündeki en önemli engel şu içinde bulunduğumuz ekonomik durum gibi görünüyor. Sağlık hizmeti alan da, sağlık hizmetini vermeye çalışan bizler de bu yıkıcı etkiyi iliklerimize kadar hissediyoruz açıkçası.